Bu soruda formül vereyim size en azından görün. Sin A artı B arkadaşlar sin A kos B ve sin B kos A'ydı. Dolayısıyla bu soruda bakın sin A kos B sin B sin B kos A şeklinde. Bu yüzden sin 40 artı 20'den sin 60 o da kök 3 bölü 2 oldu E şıkkı. Lütfen bu ezber formülleri bilelim çünkü başka şansımız yok bunlarda. Tanjant fark formülü arkadaşlar tan A eksi tan B bölü 1 artı tan A çarpı tan B'dir. Direkte formüle uyan bir şey. O zaman bu demek ki tan 80 eksi 20 imiş. Yani tan 60 cevabımız köküç oldu. E şıkkı. Arkların açı olduğunu unutmayın. Ben şunu söylerim hep. Ark kos köküç bölü 2 alfa. Trigonometride ters trigonometriyi çok ayrıntılı. Bütün her şeyinden bahsederek anlattığımı düşünüyorum. Eğer arkadaşlar ciddi eksiğiniz varsa lütfen YouTube'dan izleyin Eyüp Bey'den. Çünkü gerçekten buraları önemsiyorum ben. Güzel sorular var. Yapacağınız tek bir yorum burada atıyorsunuz. E, Ark kosu öbür tarafa normal kos alfa olarak. Burada öyle müthiş bir şey yok. Kos alfa ne zaman kök 3 bölü 2'dir? At, e, 30 derecede. Bu arada şunu diyebilirsiniz hocam 330'da da aslında öyle ama arklarda tanım aralığı arkadaşlar kosinüs de 180'dir. Sin ve tan'da da eksi 90 90'dır. İşte tam bu noktada arcsin eksi 1 bölü 2'de yine böyle bir beta dersek at öbür tarafa sin beta eşittir eksi 1 bölü 2. Tabii ki ben de biliyorum 3. bölgede sinüsün negatif olduğunu ama arklarda tanım aralığı eksi 90 90. Yani negatif olduğu yer eksi 90 0'dır. Böyle bir bilgiyi de hatırlatmış olayım. Bu yüzden arkadaşlar sin eksi 30 olacak. Haliyle bunun açısı da ikincisinin cevabı da eksi 30 oldu. Üçüncüye geldiğimiz zaman arc kot eksi 1. Arc kot eksi 1'de de yine teta dersem kotanjant teta eşittir eksi 1 olur. Hemen burada da 0 ile 180 arasında tanımlı olduğu için arc kot böylece 135 derece diyeceğiz arkadaşlar. 30 eksi 30 ut demiş. O zaman 30 artı 135 eksi h yani eksi eksiden artı h olacak. 60 135 daha kaç yapıyor? E, 195 derece. Bu da arkadaşlar hangisi olur acaba bir düşüneyim bakayım. E, 195 15 çarpı 13 olması gerekiyor. B şıkkı diye ümit ediyorum. Evet bir kontrol ettim aynen. O, 13 pi bölü 12. 13 pi bölü 12 imiş. Çünkü şu kısım 180 bölü 10, 12'den 15 yapıyor. 15 çarpı 13 de arkadaşlar 195 yapıyor. Sin eksi koslarda sin 2x'e bağlarız kare alarak arkadaşlar. Sonuçta sin kare artı cos kare eksi 2 sin x çarpı cos x ya. işte oradaki 2 sin x çarpı cos x bizim için çok çok değerli. Haliyle burada hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Kısaca yazıyorum. S kare eksi 2 sc artı c kare eşittir 1 bölü 16. S kare artı c kare 1'dir. 1 eksi 2 sc eşittir 1 bölü 16. Böylece 15 bölü 16 2 sc. 2 sc nedir? 2 sin x kos x yani o da Sin 2x arkadaşlar 15 bölü 16 e şıkkı oldu. Tam kareyi unutmayalım. Hangisi rasyonel sayıdır derken kökten kurtulan manasında soruyor. Şimdi sin 2x arkadaşlar 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir değil mi? Cos x nedir peki? Hemen dik üçgeni çiziyorum. Bakın burası 1 burası kök 5. Böylece 5 eksi 1'den 4 cos x de buradan 2 bölü kök 5 yaptı. 1 bölü kök 5 çarpı 2 bölü kök 5 gördüğünüz gibi kökten kurtuldu. 4 bölü 5 oldu evet bu bir rasyonel sayı. Tanjant x'e gelirsek karşı bölü komşu 1 bölü 2 evet bir rasyonel sayı. Cos 2 x'e gelirsek arkadaşlar 2 1 eksi 2 sin kare x olduğu için... Burada da 1 eksi 2 bölü 5 olacak. Yine 3 bölü 5'ten bu da oluyor. 3'ü de kökten kurtuldu E şıkkı. Kök bulmak için öbür tarafı atacağım. Şimdi buna göre bakacağız. Sin 2x eşittir sin pi bölü 6. O zaman şöyle söylüyoruz arkadaşlar. Pi bölü 6 dediğimiz kaç derece? 30 derece. 2x eşittir 30 artı 360k demenizi tavsiye ederim. Eğer bu katsayı birden farklıysa hep böyle bu formüle göre yapın. Nasıldı formülümüz? 1. Alfa artı 360K. 2. 180 eksi alfa artı 360K. Bunu yapın arkadaşlar kök kaybetmemek için. Her iki tarafı x 2'ye bölüyorum. 15 artı 180K. Böylece birinci kök 15 olur. İkinci kök 195 olur. İki tane kök gelir. 2 de veremem artık K'ya. O zaman 360'ı geçiyor. Bu da x2 oldu. Bir de 2x eşittir 180 eksi 30'dan 150 artı 360 k. Böylece arkadaşlar x eşittir 75 artı 180 k oldu. Böylece burada bir açı 75 x 3 diyelim. Diğer açı da arkadaşlar 180 artı 75'ten 255 eşittir x 4. Haliyle toplam 4 tane kök geldi D şıkkı. A noktası 30'a 40'mış arkadaşlar. Şöyle burası 40 burası da 30'muş bizden şimdi B'yi istiyor. Buna göre bakalım. Aslında bir açı ortay bile yapılabilir burada ama hadi şöyle diyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi kosinüs 2 alfa kalem ha tabi orada renk olmadı şöyle yapayım. Kosinüs 2 alfa arkadaşlar 30 bölü 50'den 3 bölü 5 değil mi? Kosinüs 2 alfa 3 bölü 5 olduğuna göre bu 2 kos kare alfa eksi 1 yapar. 3 bölü 5 2 cos kare alfa öbür tarafa atarsak 8 bölü 5 ve e, buradan da cos alfa arkadaşlar 4 bölü 5 oldu. Cos kare alfa pardon. Haliyle cos alfa da 2 bölü kök 5 yaptı. Şimdi buranın uzunluğu 50 birim. Artık cos alfayı bulacağız ya, cos alfadan yararlanarak uzunluğu bulacağız ya. x bölü 50'ye 2 bölü kök 5 diyeceğim. Sonra bu 50 ile kök 5'i sadeleştireceğim. 10 kök 5. X arkadaşlar 20 kök 5 gelecek. Bizden absis isteniyor ama uzunluk istenmiyor. Negatif tarafta o 3. bölgeye geliyor. Eksi 20 kök 5 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Önce arkadaşlar 56 ile 68'i toplayıp 90'a elde etmek. Bunları deniyoruz aslında değil mi? Normalde toplamları 90 mı 180 mi falan ama burada öyle bir ihtimal yok. Böyle durumlarda bir de bir tanesinin iki katını alıyorum ki ben. Acaba iki katıyla toplayınca ya da farkını alınca bir şey oluyor mu diye. 56'nın iki katı 112 yapıyor. 68 ile toplarsak 180 yapar. O zaman artık ben bunu cos 112'ye çevireyim. 112 daha mantıklı bir açı olsun. 2 cos kare 56 eksi 1 yani 2u kare eksi 1 eşit oldu. E, cos 112'ye. Cos 112'de arkadaşlar eksi cos... 68 yapar. Böylece 2u kare eksi 1 eksi cos 68 ise kos 68 1 eksi 2u kare yaptı. Hemen dik üçgeni çizdim. Şöyle buraya 1 eksi 2u kare dedim. Buraya da 1 diyelim. Gerçekten bakın o zaman cos 68 böyle olur. Pisagordan şuraya y desek y kare artı 1 artı 4u üzeri 4a eksi 4u kare eşittir 1. Birler gitti. y kare eşittir 4u kare eksi 4u üzeri 4. E, her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar. 4u kare parantezine aldığımızda sağ tarafı 1 eksi e, u kare yapıyor. O zaman kare kök dışına nasıl çıkacak bu? 2u kök içinde 1 eksi u kare. Orası çıkmayacak sonuçta. O zaman buna uygun cevabı bulduk artık. Bu kenar zaten 2u 1 eksi u kare demek. 68 68'de 2u 1 eksi u kare bölü 1 demek. Yani cevabımız o zaman D şıkkı. Arktan 1 bölü 2'ye alfa diyeyim. Benden soru kos kare alfayı istiyor. Şimdi hemen arktan 1 bölü 2'ye de alfa dersem atıyorum öbür tarafa. Tan alfa 1 bölü 2 oluyor. Şimdi tan alfa 1 bölü 2 olduğuna göre çiziyorum dik üçgeni. Alfa 1 burası 2 burası kök 5. Böylece Kos alfa da arkadaşlar ne geldi? 2 bölü kök 5. Karesini alırsak kos kare alfa 4 bölü 5 oldu. A şıkkı. Sadece arklı gördüğünüz yere alfa yazmanız yeterli. Toplam fark sorusu aslında bu. Daha doğrusu toplam sorusu yani. Şöyle indirdiğimiz zaman bakın. Alfa dersek yöndeş açıdan alfa. Beta dersek yöndeş açıdan beta. Şimdi bize ek'yi vermiş. Tek tek vermiş işte ya yazayım. Lc 50. Sonra DC 130 o zaman burası 120 5 12 13 üçgeninden dolayı. Sonra arkadaşlar BK'yı 200 vermiş. EK'yı da 150 vermiş. 15 20 25 üçgeninden burası da 250 oldu. Şimdi tan alfaya hemen bakıyorum. 200 bölü 150'den 4'e 50'ye böl 4 50'ye böl 3. Sonra tanjant beta arkadaşlar. O da 5 bölü 12 50 bölü 120'den. Artık tan alfa artı beta'nın formülü lazım bana. O da tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan betaydı. 4 bölü 3 artı 5 bölü 12 bölü 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 12. Payda eşitlersek 48, 15 daha 63 bölü 36 bölü burada da yine e, 36 olacak 1 eksi 20 bölü 36'dan 16 bölü 36. 36'lar sadeleşti. 63 bölü 16'ymış. A şıkkı. Şuradaki 1 bölü 2 eksi sin kare a olayı aslında ne biliyor musunuz? Eğer orası 2 ile çarpılmış olsaydı 1 eksi 2 sin kare a olacaktı. Ama normalde yok. 1 bölü 2 ile çarpılmış olarak düşünün. Gerçekten. 1 eksi 2 sin kare a da bize neyi veriyor? Cos 2 a'yı. Bu cos 2 a'nın yarısıymış arkadaşlar. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Sonra so sol tarafa bakın. Sin a çarpı cos a başında 2 olsaydı sin 2 a olmayacak mıydı? Ama yok. O zaman bu da yine 1 bölü 2 sin 2 a. Haliyle arkadaşlar aynı şekilde sin 2 a çarpı cos a başında 1 2 olsaydı ama yine yok. Bu da sin 4 a olacaktı. Payda da 8 oldu. Sin 4A 1 bölü 16 sadeleşti. Sin 4A arkadaşlar 1 bölü 2 oldu. A şıkkı. Birbirine eşit 2 kök delta eşittir 0 demektir. İkinci derece denklem kuralı. Şimdi deltasına bakıyorum o yüzden. 2 eksi 4 çarpı 1 çarpı cos m eşittir 0. Böylece 2 eşittir 4 cos m haliyle arkadaşlar cos m 1 bölü 2 oldu. Hangi açılarda kosinüs 1 bölü 2'ye eşit? 1 60 derece bir de 300 derece. Bakıyorum şıklarda hangisi var? 180 bölü 3 60. 5 ile çarparsam 300. E şıkkında 300 cevabı var. Bir kenar bir ayrıt sin 18 verilmiş. Diğer ayrıt sin 27. Üçüncü ayrıt da sin 63 arkadaşlar. Prizmanın hacmi Prizma derken aslında prizma diye söylemek lazım. Prizmanın hacmi arkadaşlar sin 27, sin 63, sin 18 olacak. Böylece burada şimdi hiçbir şey ifade etmez tabii ki size. Ama ne yapmanız gerekiyor? Sin 63'ü önce cos 27 diye yazmanız lazım. Çarpınca burada iki kat sayısı yok. Tamam sorun değil. Sin 54 bölü 2 diye yazarsınız. Hala bir şey ifade etmeyebilir. Sin 54'ü de silin. Cos 36 bölü 2 diye yazın. Şimdi arkadaşlar sin 18'i şöyle bir hamle yapacağım. Cos 18 ile çarpıp hatta 2 cos 18 ile çarpıp sonra geri 2 cos 18'e böleceğim. Neden? Burası arkadaşlar cos e, sin 18 çarpı cos 18 çarpı 2 olduğundan bakın cos 36 çarpı sin 36 oluyor. Aşağıda 4 cos 18 var. Bu cos 36 çarpı sin 36 nedir? Eğer başında katsayı 2 olsaydı ki yok. Bu sin 72 olurdu. Böylece sin 72 bölü 8 çarpı cos 18, cos 18 sin 72'ye eşit. İşte size hacim 1 bölü 8 c şıkkı. Bazen böyle domino taşı gibi hani birbirine vurup böyle pat 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 gelmesi gibi işte. Bu çift sayılarda a, 2a, 4a'larda bir a ile çarpıp bir daha a'ya böleriz. Burada da cos 18 ile çarpıp bölmemin sebebi bundan dolayıydı.